Merhabalar sevgili izleyicilerim. Sizler için bugünkü tarifim nefis ayva tatlısı. Ayva tatlımız için gereken malzemeler, ben 2 adet ayva kullanıyorum. 2 adet ayva için 4 fincan şeker, 1 su bardağı su, 2 adet arzuya göre çubuk tarçın ve şöyle bir küçük kase ile nar çiçeği kullanıyorum. Bu nar çiçeği ayva tatlımıza muhteşem bir renk katıyor. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hem renk hem aroma katıyor. Gerçekten çok yakışıyor içine. Bunlar malzememiz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce ayvanın kabuğunu soyuyorum. Kabuğunu soyacak yardımıyla soyarsanız daha rahat soyulur. Bu şekilde hızlıca soyuyorum. Ayvamızı ortadan ikiye bölüyorum. Ve ortasını temizleyip çekirdeklerini ayırıyorum. Pişirirken çekirdeklerini muhakkak kullanmalıyız. Çünkü çok güzel aroma ve renk verecek ayva tatlımıza. O yüzden gördüğünüz gibi çekirdeklerini buraya ayırıyorum. Ayvalarımızı bu şekilde ikiye bölüp ortasını temizledikten sonra pişirmek için tencereye diziyorum. Bir fincan şekeri her bir ayvanın üzerine döküyorum. Üzerinin suyunu döküyorum. Çubuk tarçınları yerleştiriyorum. Nar çiçeğinden aralara döküyorum. Çok önemli. Ayvanın çekirdeğini de içine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi nar çiçeği şimdi de renk vermeye başladı. Ve bu şekilde ocağa koyuyorum. Tencereyi ocağa aldım ve en yüksek ayara ocağın altını açtım. Suyumuz kaynadıktan sonra ayarını kısık ayarda devam pişireceğim. Pişirme esnasında muhakkak kapağını kapalı tutalım. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel kaynamaya başladı. Hemen ayarını kısıyorum. Ve kısık ayarda 40 dakika ila 1 saat arası tatlımız güzel yumuşayana kadar kaynatıyorum. Tatlımız kısık ayarda çok güzel kaynıyor. Sizlere tavsiyem bu suyundan bu şekilde alıp ayvaların üzerine dökmeniz. Böylelikle üst tarafının da rengi güzelce kırmızılaşmış olur. Kokusu muazzam.
Bu şahane renk tamamen doğal bir renk ve gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel kaynaya kaynaya pişiyor. Rengi harika oldu. Çok güzel koyulaştı. Bu şekilde ara ara tatlımızın üzerine suyundan bolca gezdirelim. Eminim bu ayva tatlısına bayılacaksınız. Tekrar kapağını kapatıyorum. Güzelce kaynayıp koyulaşana kadar. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel oldu. Yaklaşık 1 saat kaynadıktan sonra istediğim kıvamı aldı. Şimdi ocağın ayarını kapatıyorum ve soğuması için tatlımı bir kenara alıyorum. Ayva tatlımız soğudu. Kıvamı çok güzel. Şimdi servis tabağını alacağım. Ayvaları servis tabağına aldıktan sonra bu kalan koyu kıvamda su ile tabağımızı dekor edebiliriz. Arzuya göre tatlımızın üzerine bolca kırılmış ceviz veya badem ilave edebiliriz. Benim elimde kırık badem vardı. Kırık badem kullanıyorum. Badem veya ceviz çok yakışıyor. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Ve isterseniz arzuya göre üzerine krema veya kaymak ile dekor edip daha da lezzetlendirebilirsiniz. Ben bugün krema kullanıyorum. Son olarak kremamızın üzerine bolca çam fıstığı ilave ediyorum. Son olarak sizlere bir de tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. Tatlımızın görüntüsü kadar tadı da nefis oldu. Muhakkak yapıp denemenizi tavsiye ederim. Hem görüntü hem de tadı ile bayılacağınız bir ayva tatlısı. Yapım aşaması sadece bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki lezzetli tariflerimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.